Nurullah Bey. Efendim, iyi günler, akşamlar abi. İyi akşamlar. Nurullah Bey, önce bana şunu söyler misin? Olay olduktan bir gün sonra siz benzinliğe gittiğinizde şu Faruk Efendi'ye Allah razı olsun dedin mi demedin mi? Yok abla, ben sadece onun arabası olmadığı için götürdük onu biz ona. Bak Faruk diyor ki Allah razı olsun dediler bana diyor. Abla tabi demişindir, ben onun arabası yoktu, ben öyle gittim. Hayır, abla. Hayır. Yani bu olayla ilgili. Sehre, ya bu olayla ilgili İsmail'in ölümüyle ilgili Allah razı olsun demişsiniz. Yok yok, öyle bir şey demedim ben abla ya. Bunlar yalan. Ben sadece oradan hastaneden aldık, arabası yokmuş, ona götürdük. Peki Nurullah Bey, yukarıda 6 defa 5 defa panik bir şekilde nefes nefese bu Faruk Efendi 112'yi arıyor. Ve 110, evet. 112'de de önce şunu, İsmail İsmail diye birine sesleniyor. Herhalde ölmüş birine İsmail diye seslenecek hali yok. Dayısının da şu ifadesi var. Taner'in annesine. Diyor ki Taner'in annesine. Hatta Taner'e de şu teklifte bulunmuşlar. Olayı sen üstlen. Biz senin hem çocuğuna bakarız, para veririz, pul veririz. İsmail doğrulev etrafında şunu söylüyormuş. Olayın başından sonuna kadar ben vardım demiş. Orada bağlandığı bağırdığı kişi dayısı İsmail olabilir mi Faruk Efendi? Bilemem ki abla kim olduğunu ya. Peki dayısı niye başından sonuna kadar ben oradayım diyor? Demek ki o da var. Sebeklı mı orada? Ama oradaysa bize seher söyleyecek. Kızın anlatmıyor ama. Abla çocuk nerede görsün orada onları? Hayır bak 112'yi aradığında senin kızın orada. Ama 112 aradığında arabanın içinde mi çocuk ya? Hayır, dışarıda ya. Dışarıdalar. Arabanın içinde değil. Şimdi biz onun sorun yanıtını alamıyoruz senin kızından. Bilmediğim bir şeyin yanıtını alamazsınız ki benden. Bilmiyorum ama çünkü. Ama İsmail diye bağırıyor ya. İsmail, ablacığım, İsmail diyor. Ben de diyorum ki ambulans geldiğinde, bilinen herhangi birisi geldiğini görür zaten. Zaten orada kişiler belli zaten. Ya arkaya saklanır. Görmedim arkaya bir saklanır. Şey gördüm diyemem burada. Kimsenin şeyine giremem ya. Arkaya bir yere saklanır. Nereden görecekler o karışıklık içinde? Yukarı ben çıkarsın. Görmedim işte. Görmedim. Görmedim bir şey. Burada yayında görmüştük gibi anlatamam. Görmedim. Ben senin görmediğin bir şeyi Faruk gibi anlatmanı istemiyorum ki. Ben Faruk muyum? Ben gördüğün şeyi anlatıyorum. Ben gördüğüm şeyleri anlatıyorum zaten. Hatırlamıyorum diyorsun bir noktadan sonra. Bana bak şunu söylüyorsun. Hatırlamıyorum. 6-7 ay geçmiş abla. İsmail oldu dedin de İsmail abi yoktu orada. Hafıza kaybına mı uğradın sen şimdi de ya? Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Abla ben sadece ne anlatırsam inanmıyorsunuz ki. Ya inanıyorum, hatırlamıyorum. İnanmıyorsunuz. Bazı şeyleri hatırlamıyorsun. İnanmıyorsunuz. Ya açık bir netliyor, inanmıyorsunuz. Ben sana 112 ses kaydını yayınlıyorum. Sen diyorsun ki hatırlamıyorum. Dediğim gibi ben ambulansı anlatıyorum zaten. Ya Seher 112 ses kaydını yayınlıyorum. Yanımdaki aradığın zaten kendi kulağımda duyuyorum. Eşi de vardı zaten. Diyorum zaten ama o anda İsmail diye bir insan yoktu orada. Ayakkabı kullanıcını soruyorum. Ama diyorsunuz siz bana. Hayır diyorsunuz, vardır diyorsunuz. E benim anlattığımı inanmıyorsun ki zaten. Ayakkabı bağcını soruyorum. Bilemem abla. Ayakkabı bağcını sanırım birisi yok. Ha. Ben gidip sinem ayakkabı bağcını çıkardı. Beni zorla şey yapmaya çalıştı. Bunu anlatmadım zaten. Ya aşağı inmemiş bu ikisi de. İnmedi. E sen de ayakkabı bağcı olduğunu anlamamışsın. Evet. E peki bu nereden bilip bilmedin, ben bilemem ki. Gidin onları sormanız gereken. Seher şimdi bana soruyor, anlattım da inanmıyorsun zaten. Seher bak onlar şu anda olayı örtbas etmeye çalışıyorlar. Ben de örtbas atmam için her şey gelenin yapmaya çalışıyorum. Yayına ama gelmeni engellemişler. Yayına gelmeni engellemişler. Çıktın mı gittin mi? Hayır. Hala burada duruyorsun değil mi? Susmanı istiyorlar. Ben susmuyorum, konuşuyorum zaten. Abi siz bana hiçbiriniz inanmıyorsun ya. Şüpheli ben varım burada. Herkes şüphe gözüne bakıyor. Yeterin ya. Ben herkes insanlık yapmaya, yardım etmeye çalıştı. Herkes bana şey yapıyor. Yorumlarda o bu yeter ya. Olayın hepsinin yanında sen varsın ya. Herkesin... Yaşadığımda anlatıyorum zaten. Bana İsmail, masayım madem. Herkes sütten çıkmış, akkış ben dilekiyim ya. Sen de konuşmuşsun ama. Sen de konuşmuşsun. Konuşmuyor musun abla ya? Eminim konuşmuyor musun ya? Tabii telefonun falan bozuyor. Niye getirdin çocuğu ormana? Yalan mı söylüyorsun? Konuşmadın mı diyeyim? Konuştum zaten, anlatıyorum zaten. Evet hatalıyım ben diyorum zaten. Hatalıyım. Evet konuşmamam lazım. Konuştum. Buraya bugün geldim, konuşmadım dedim mi? Konuştum diyorum zaten. Neden konuştuğumu da anlatıyorum size. Dedim yaşadığım durumu da anlatmaya çalışıyorum ama anlamıyorsunuz hiç kimse. Ya konuşmakla kalmıyorsun. Adam çocuğun telefonunu alıyor. Bunu jandarmadan da saklıyorsun, savcıdan da saklıyorsun. Babandan saklıyorsun, bizden saklıyorsun. Ya herkesten saklıyorsun canım. Bak telefonu almak basit bir hırsızlık değil.
Tamam mı? Ben o hırsızlık telefon... bir şey demiyorum kardeşim zaten. O telefonu alıp basit hırsızlık diyenlere söylüyorum ben. Basit hırsızlık falan değil kardeşim. O telefonu alıyorsa delilleri yok ediyor. O telefonun bu cinayetle, bu olayla %100 bağlantısı var. Yok efendim telefonu almış, bilmem ne olmuş. Olur böyle şey canım. O telefonu alıyorsa her dolayı 6 ay boyunca saklıyor. Biz buna basit hırsızlık mı diyeceğiz? Düğüm noktası, düğüm noktası. Sana yalan ifade vermiş. Her şey sana yok ediyor ya. Sen kendi telefonunu niye görüyorsun? Ya adam burada şey dedi, tanık geldi dedi ki. Taner geldi bana. Biz bu işi beraber öldürdük de öyle ve çocuğu öldürdük. Serdar orada diyor. Orada mısın adamın ifadesi, iddiası bilmiyorum. Değilim. Ya Bodrum'daki olayda Allah rahmet eylesin Gamze Sakallıoğlu cinayetinde cezaevindeki bir tanık Turcan bana onu öldürdüğünü anlattı diye ifade verdikten sonra sayın savcım iddianamesini yazdı cezaevine koydu. Ya burada her şey ortada ya. Bir tane tanığın ifadesiyle Turcan'la Halil cezaevine girdi. Ben daha ne yapayım ya? Daha ne yapayım yani? Ben bu soruları sormasam, 112'yi yayınlamasak kimse 112'yi dinlememiş. Kadın diyor ki orada Sinem. Kadın orada diyor ki çocuğun ayakkabı bağcığını almış onu öyle söyle diyor. O da onu olsun. İkisi biliyorlar meseleyi çünkü. Nereden biliyorlar? Bilmiyorum abla ben böyle bir cümle kurmadım onlara ya. Bak sen kurmadım diyorsun. Kurmadım. Çok güzel. Onlar nereden biliyor? Bilmiyorum abla nereden bilip bilmediğini. Vallahi bu kadar şeyi biliyorlarsa olayın başından beri oradalar demektir. Neresindeler, hangi başından ama o anda seninle birlikte oraya gitmemişler çok net. Başında gitmişler bir yerlere. Ben dediğim gibi olayın içinde ben yokum. Hatta Sinem. Olayın içinde dışında ben yokum. Olayı taksiyle getiren sensin. Ben oğlunuzu oraya çekmedim bak. Gene söylüyorum. Çekmedin. Çekmedim. Çektin. Ben çekmedim. Basa basa söylüyorum. Basa basa söylüyorum ben. Sen basa basa söylüyorsun benim basa basa söyleyeyim mi? Ben çekmedim oğlunu. Sen her şeyde yalan söylüyorsun. Çekmedim. Telefonu niye kapatıyorsun o anda madem? Ben telefonumu niye kapatıyorsun? Telefonumu kapatıyorsun? Telefonumu kırmadım ben. Yakarım. Niye yaktın? Benim yaşamım durması dilemezsiniz ya. Söyle. Nerede gideceksiniz? Kıyafet. Niye yakıyorsun? Yakarım. Niye yakıyorsun? Benim yaşadığım durum sen nereden bileceksin? Ben sizden cinsi bilemem. Siz de benim yaşadığım durumu bilemem. Sen var ya dünyayı sökersin. Biz o kadar deli değiliz. Biz siz de deli değiliz. Benim durumu yaşadığım durumu anlayamazsınız kardeşim. Sen o yaşamadın. Doğru siz yaşadınız. Her sizde var zaten. Bizde bir şey yok. O şekil doktora gitsen, bak o şekil doktora gitsen var ya, 6 ay mı verir sana bir sene mi? 6 ay yeter ben kendim bilirim ya. Ne bilmiyorum? Ben yaşadığım durumu bilirim. Faruk'la gidiyorsun orada. Eytes gün nasıl kalkıp da geliyorsun oraya? Giderim. Nasıl kalkamıyordun ya değneğine? Ben yalan falan söyleyeyim. Oğlanı söyleyeyim zaten. Kandırıyormuş. Kimi kandırıyorum? Tabii. Biri odan söyleyin dedi mi öldürüyormuş, kesiyormuş. Öldürenler orada bak ben değil. Öldürdüler aynı, de orada. Babamı kimse de, babamı hiç kimsenin içinde değil alem. Nereye geldiniz? Bu sefer geldi. Belediyeye geldiniz, oraya geldiniz. Ne belediyesi ya? Tabii ya. Ne oldu, belediye ne olmuş? Belediyeden oldu. Ses kaydı, belediyede görüyor bunları. Ben belediyeye hiçbir zaman gelmedim. Kanıtlanın kardeşim. Belediye kim gitmiş ya? Ya bunun babası gitmiş ve o da Faruk'la ilk öldürdüğünde. Arayan zaten Faruk. Baban niye gidiyor oraya? Nurullah Beyciğim. Hatta mı? Bir dakika. Nurullah Beyciğim, bir dakika. Bana önemli bir şey sormam lazım. Bir dakika Nurullah Bey. Çok önemli bir şey soracağım sana. Bak 112 ile görüştükten sonra Faruk Efendi senin yanına geliyor değil mi? Siz abla, biz onun yanına vardık ya. Yalan söylediler ya. Ne söylüyor? Biz ne konuştunuz? Ne dedi? Bir şey konuşmadık abla. Ne dedi? Ya. Faruk sana ne dedi? Abla siz kaç kareniz? Benim kızı suçlamam. Hayır bak. Bağırıyor soruyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Bağırıyor soruyor. Ya sen Faruk'la konuşmadın mı? Nurullah Beyciğim Faruk'la konuşuyorsun ya sen. Adam cesedi orada bırakıyor. Kızını orada bırakıyor. Onu normalde bırakmamak lazım. Jandarma onu bırakıyor. İzin veriyor. Gidebilirsin diyor. O da senin yanına geliyor. Ne konuştunuz Faruk'la? O zaman gidin jandarma sorun. Hayır ben sana soruyorum. Seninle konuştu. Sana ne söyledi Faruk? Kardeşim bana bir şey konuşmadı. Ben bunu hala dahil oluyorum ya. Ya gözünü seveyim bir saate yakın konuşuyorsunuz ya. Verdik arayı ya. Ay kayıtlara göre, HTS kayıtlarına göre 45 dakika, bir saat boyunca oradasınız ya. Konuşuyorsunuz baş başa.